Fanatik'ten herkese merhabalar. Transfer dönemi açıldı. Hızlı hareketler var. Özellikle Fenerbahçe transferi hızlı girdi. Galatasaray'dan bir atak bekleniyor. Beşiktaş'tan aynı şekilde. Trabzonspor'dan gene kadroya takviyeler bekleniyor. Biz de bu büyük takımlarımız ve Anadolu takımlarının transfer hamlelerini Fanatik Gazetesi editörü Ömer Necati Albayrak'la konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Atalay. Nasılsın? Yoğun döneme girdik. Bu yoğunluğu da en iyi şekilde işlemek adına biz de o yoğunluğu yaşıyoruz. Bu yoğunluğa hızlı bir şekilde girelim istiyorum abi. Fenerbahçe, oradan başlayalım. Hem Süper Lig'in lideri hem de transfere çok hızlı bir giriş yaptılar. Evet, Fenerbahçe hepimizden önce girdi aslında bu yoğunluğa. Nitekim bizi de yoğunlaştırdılar bu anlamda. Bonucci hamlesi, yani takıma bu sezon yapılan organizasyona artı bir katacak çok değerli bir hamleydi. Neydi bu sezon yapılan organizasyon? Doğrudan lider, doğrudan sorumluluk alacak, doğrudan 9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye aday karakterde, güçte, yetenekte, kalitede, tecrübede oyuncular katmaktı. Fenerbahçe zaten böyle bir hamle yaparak şampiyonluk yarışında bu kadar güçlü hale geldi. Ve artı bir olarak da Leonardo Bonucci gibi yani kariyerinde 800 maç oynamış, dünya futbolunun belki de tarihin en önemli 10 stoperinden bir tanesini kadrosuna kattı. Bu şampiyonluk karesinde, eğer sezon sonunda bir şampiyonluk karesi ortaya çıkacaksa, Leonardo Bonucci'nin de o karede yer alacak olması zaten Fenerbahçe'ye bu anlamda çok büyük bir değer katacak. Hemen ardından Kurunic'i izledik. Tabii ki Fenerbahçe sezon başında da İsmail Kartal'ın çok istediği bir oyuncuyu renklerine bağladı. İki oyuncuyu doğrudan transfer dönemi daha resmi olarak başlamamışken bitirmek Sarı Lacivertler adına zaten çok büyük bir artı sağladı. Hı hı. Şimdi biraz böyle suların durulduğu bir zaman var gibi gözükse de diğer yandan hala İspanya'da Çağlar Söyüncü görüşmeleri devam ediyor. Hatta görüşmeleri devam ediyordan öteye geçecek olursak transfer bitti. Yani Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşma sağlandı. Kulübüyle çok büyük ölçüde bitti. Sadece küçük pürüzler var ki. Kiralık olarak galiba değil mi? Kiralık olarak ama farklı bir opsiyon maddesi de içerecek bu satın transfer. Alma opsiyonu. Yani Çağlar'ın ve Fenerbahçe'nin bu konudaki geleceğe dair planlaması sezon sonunda farklı şeyler de ortaya çıkarabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Çağlar Söyüncü sezonun ikinci yarısında kesin olarak Fenerbahçe forması giyecek. O bilgiyi net olarak verelim. Yani aslında transferin iki gün önce bitip Çağlar'ın şu anda İstanbul'da olmasını bekliyorduk. Hı hı. Çok küçük bazı iki taraflı temsilciler tarafından bazı küçük pürüzler var. Onların da hallolması bekleniyor. Son imza atıldığı takdirde zaten Çağlar Söyüncü'yü burada göreceğiz. Fenerbahçe'de bununla da bitmeyecek transfer süreci. Çünkü Bonucci ve Çağlar ve Bonucci, Kurunic ve Çağlar hamleleri takımdaki bazı dengeleri de değiştirmek durumunda. Gerek yabancı sayısı, gerek yerli oyuncu sayısı dolayısıyla. O yüzden Fenerbahçe'nin bu 3 transferin ardından biraz daha artık kadro yapılanmasını şekillendireceği bir sürece gireceğiz transfer dönemi içerisinde. Yani hızlı başladılar, biraz içeriye dönecekler ve en sonunda son rötuşlar yapılıp belki son takviyeler, son eksikler giderilecek. Öyle bir süreç yaşanacak. Tabii bunun içinde takımdan şu anda ciddi teklifler gelen çok sayıda oyuncu var. Planlaması değişen oyuncular var. Mesela Michy Batshuayi örneğini verebiliriz. Hı hı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Michy Batshuayi kesin olarak gitmek istiyordu aslına bakarsan. Çünkü Dzeko'yla girdiği rekabet içerisinde şansının olmadığı görüşündeydi. Fakat bulduğu her şansı Çok iyi değerlendirdi. Çok şanslı bir şekilde değerlendirdi. Evet. Bu da onun yani Fenerbahçe'de aslında Batshuayi gidecek gözüyle bakıyordu duruma ve yabancı forvet takviyesi planlanıyordu. Hatta bu konuda bir takım görüşmeler de başlamıştı. Hı hı. Ama Batshuayi'nin bu son düzlükteki çıkışı ve kendisi adına pozitife dönen hava onun da fikrini değiştirdi. Batshuayi şu anda, hani bunu da net bilgi olarak söyleyeyim, kalmak istiyor Fenerbahçe'de. Yani ben ayrılacağını da düşünmüyorum bu dakikadan itibaren. Bunun yanı sıra tabii Emre Belözoğlu'nun bir takım açıklamaları oldu. Fenerbahçe'den istediği önemli oyuncular var ve bu oyuncular da doğrudan kendisinin yakından bildiği oyuncular. Onlardan bir tanesi Mert Hakan, Fenerbahçe'ye transferi sürecinde son derece etkili olmuştu. Mert Hakan'ı
kendisi arayıp Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde ikna etme sürecini geçirmişti. Hatta beraber de top oynadılar. Sonrasında yine sportif direktörlüğünde, teknik direktörlüğünde Emre Belözoğlu ile beraberdi. Çok güzel ilişkileri var. Mert Hakan hani o tabii ki Emre Belözoğlu'nun kendisini istemesinden, önemli biri değer olarak görmesinden dolayı mutlu. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'den ayrılacak olan oyuncuların hepsini bağlayan bir zincir var. O da yani tarihin belki de en şaşalı kadrolarından bir tanesinin içindeler. Şampiyonluğa çok yakınlar ve böyle bir ortamda o şampiyonluk kafaletini takmadan gitmek istemiyorlar ya da risk almak istemiyorlar. Şimdi Ankara Gücü'ne gidip sonuçta sezon sonuna kadar farklı bir mücadelenin içerisine girecekler. Diğer yandaysa kalsalar çok daha değişik bir ortam onları bekleyecek. O yüzden Fenerbahçe'deki oyuncuların psikolojik süreçleri bu süreci biraz daha belirleyecek ki onlardan bir tanesi de Lincoln Henrique. 10 aylık çok ağır bir dönem, çok zor bir dönem yaşadı. Devamında da 305 gün aradan sonra sahaya çıktığı ilk maça bir gol bir asistle damga vurdu diyebiliriz. Çok güzel bir performans ortaya koydu ama çok ciddi talipleri var. Corinthians onu istiyor. Kansas City'den bonservisli bir teklif var. Ankara Gücü çok ciddi manada istiyor. Bu noktada hatta oyuncunun menajerine de bazı taleplerin gittiğini biliyoruz. Yani Fenerbahçe ile istişareler olduğunu hoca açıkladı zaten. Oyuncunun fikri de alınmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra Lincoln ile ilgili ben bu programa özel bir bilgi paylaşacak olursam yani Lincoln ile alakalı bir büyük takımın da devrede olduğunu, olabileceğini, bu transferde masaya oturabileceğini söyleyebilirim. Bu büyük takımı öğrenebilir miyiz? O büyük takım, yani herkesin malumu, Beşiktaş bir 10 numara arayışı içerisinde. Özellikle ofansif orta saha pozisyonuna bir takviye yapmak istiyorlar. Lincoln Henrique de bu noktada yani tercih edilebilecek adaylardan bir tanesi onlar adına da. Yani transferde şu an öyle çok ciddi bir şekilde harıl harıl bir istek, bir görüşme yok. Ama böyle bir şey olursa sürpriz karşılanmasın. Tabii ki Lincoln Henrique tarafından da olaya bakacak olursak yani Fenerbahçe ile çok güzel bir aidiyet oluşturduğunu görüyoruz. Bununla beraber de çok da iyi bir dönüş yaptı. Kalmak istiyor. Yani oynamak istiyor. Fenerbahçe'ye katkı verebileceğini dün akşamki açıklamalarından da çok net şekilde gördük. Ama işte bir taraftan da Fenerbahçe'deki yabancı sayısının durumu düşmesi var. Düşmesi lazım. Evet. Ben yine de İsmail Kartal'ın Lincoln'dan dün akşamki açıklamaları üzerinden de çıkarım olarak söylüyorum. Faydalanmak istediği görüşündeyim ki ben de hani fikrimi söyleyecek olursam yani çok farklı mevkilerde değerlendirebildiğiniz asıl pozisyonu 10 numara olan kendisini en mutlu şekilde 10 numarada hisseden ama farklı pozisyonlarda da belki mutlu olmasa da görevini çok iyi bir şekilde ifade eden bir sol oyuncu karakterinden. Sol bekte de Jorge Jesus'la birlikte görmüştük. Öyle. Yani skor katkısı veriyor. Kesinlikle. Bu çok değerli bir şey. Kilitlenen oyunlar içerisinde dün akşam oyunu attığı gol. Yani bunun bir lig versiyonunu düşünecek olursak Fenerbahçe için çok ciddi bir anahtar isim. Yani gerek yaptığı ortalar, duran toplardaki kabiliyeti çok etkili. O yüzden Lincoln meselesi var. İsmail Hoca'nın yine açıklamalarından yola çıkacak olursak yerli bir forvet takviyesi yapabiliriz dedi ki Umut Nayır. Ayrılığından sonra bu zaten Fenerbahçe adına elzem de görünüyor. Bu noktada seçenek sayısı çok fazla değil. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Serdar Dursun iddiası çıkmıştı. Ben onun da biraz o transferin de detaylarını kaşımaya çalışıyorum. Yani Serdar'ın Fenerbahçe'den ayrılığı sürecinde aslında tamamen Serdar'ın talebiydi bu. İsmail Hoca hatta onunla yaptığı görüşmede yani kalmasını istediğini vurgulamıştı. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun şablonuna hani Dzeko'yu kullandığı tarza yakın bir isim Serdar. Son vuruş becerisi de her zaman dikkat çekici ve etkili. Şimdi Karagümrük'te onun da istediği gibi gitmeyen bir süreç var. Ve dönebilmesi için de Fenerbahçe onun adına çok büyük bir seçenek, önemli bir seçenek. Fenerbahçe için de yani şu anda yatırım olarak düşünebileceği belki hamleler var. Yani Pendikspor'da Erencan şu anda yatırım yapmak isteyen her kulüp için aslında bir fırsat olabilir geleceğe yönelik. Ama Fenerbahçe için öyle bir sezon ki hani geleceği düşündüğü, ya geleceğin G'sini aklına getirdiği bir durum yok. Fenerbahçe'nin aklında tek harf var. O da şampiyonluk. Dolayısıyla şampiyonluğa katkı verebilecek tecrübede, kapasitede şu anda baktığımızda yerli forvet kim var? Sadece
Serdar Dursun var. Yani şu anda yerli forvet dağarcığımız çok zayıf. Umut Nayır vardı. Zaten onu yolladınız. Katkı veremeyeceğini düşündünüz. Evet. Umut Bozok var Trabzonspor'da. O olmadı. İşte Serdar Dursun var. Bertu zaten Edirne ötesine gidenlerin ben dönme ihtimallerini hiçbir zaman değerlendirmek istemiyorum. Çünkü orada kalıcı olmaları ülke futbolu açısından, onların arkasından gelecek yetenekler açısından çok değerli. Yani baktığınızda fazla bir seçenek yok. Dediğim gibi hocanın sistemine, şablonuna uygun, tecrübeli, takımı zaten bünyesini bilen camia tarafından da son derece sempatik ve sevilen bir oyuncu karakteri. O yüzden mesela belki şu hani 3 gün, 5 gün, bir haftalık aralıkta olmasa da ben transfer döneminin son kısmına kadar Karagümrük'ünde yapacağı hamlelerle beraber Serdar Dursun'un yeniden Fenerbahçe sürecinin başlama ihtimalini hiç azımsamıyorum. Fenerbahçe'yi hızlıca konuştuk aslında, detaylandırdık, bayağı güzel de bilgiler verdin abi. Çağlar Söyüncü transferinin bittiğini söyledi, Serdar Dursun hamlesini söyledin. Bununla birlikte gidecek ya da gitmesi beklenen oyuncuların, talipleri olan oyuncuların da sezon sonundaki olası şampiyonluk karesinde bulunmak istedikleri için kolay kolay ayrılmak istemediklerini psikolojik açıdan bunu dile getirdin, haberleştirdin. Şimdi buradan tabii Galatasaray'a da geçmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe, evet, sezonun en iyi futbol oynayan takımlarından biri, hatta en iyi futbol oynayan takımı. Bununla birlikte Galatasaray'dan da aynı oyun bekleniyordu. Geçen seneki oyunun biraz daha gerisinde kalmış bir Galatasaray. Sezon içerisinde ise transfere, sezon başında iyi bir hamle yapmış, iyi transferler yapmış, ancak devre arasında henüz sessiz kalmış bir Galatasaray var. Fenerbahçe ise gövde gösterisi yapıyor şu anda. Galatasaray'ın bir transfer çalışmasındaki son durumunu öğrenebilir miyiz senden? Yani futbolda belki de lügatımıza son böyle 12-13 yılda, yani 2010 sonrasında giren bir tanımlamadır bu. Psikolojik üstünlük. Bunu ezeli rekabetlerde, şampiyonluk yarışlarında çok sık kullanırız. Şu anda bir terazi yapacak olsak o psikolojik üstünlük kimde diye bir soru sorsak, kuşkusuz herkesin gördüğü, yaşadığı atmosfer, evet, tamamen Fenerbahçe'ye yönelik. Fenerbahçe yaptığı transferlerle, Fenerbahçe oyun gücüyle, Fenerbahçe skor gücüyle, Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle, takım birlikteliğiyle, taraftar coşkusuyla beraber yani topyekun bir şampiyonluk havasına girmiş durumda. Tabii ki bu havayı yapılan transferlerle de rakibinden çok daha farklı ve artı bir noktaya taşıdılar. Galatasaray buna mutlaka cevap verecektir. Yani Erden Timur'u az çok tanıdık. Tanıyoruz. Bu noktada bir de Galatasaray'ın, yani Fenerbahçe'nin bu hamlelerine, bu yakaladığı havaya karşılık kendi iç dinamikleri içerisinde sanki sıkıntılar varmış gibi bir ortam oluşması da yine negatif bir durum meydana çıkardı şampiyonluk yarışı açısından. O yüzden Galatasaray'ın bu havayı dağıtmasının tek bir yolu var. O da yani yapacağı takviyeler, yapacağı yıldız oyuncu transferleri. Sezon başında yapılmadı mı? Yapıldı. Zaten Galatasaray'ın şu anda belki de Fenerbahçe'den bu anlamda puan olmasa da hava olarak geride, çok geride görünmesinin temel sebebi Tete'den hiçbir verim alınamaması. Yani 17 maç bir tane asistlik bir katkı. Aslında takımın en önemli taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olması beklenen bir oyuncu. Zaha yeteri katkıyı verebildi mi? Veremedi. Bunun yanı sıra Endombele, Angelinho. Tamamen hayal kırıklığı. Angelinho çok önemli bir transferdi ama hiç olmadı. Yani Galatasaray'ın planlaması tutmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi tutmadı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu içerisinde bunu hep söylüyoruz. Yani en iyi senaryosu önündeydi, onu değerlendiremedi. Kopenhag'ı yen çık deseler bu grubu hiç oynamadan Galatasaray atlardı bunun üzerine. Nitekim öyle bir şans geldi ama bunu değerlendiremedi. O yüzden Galatasaray'ın devre arasını aslında çok daha yüksek sesli, çok daha gürültülü geçirmesi gerekiyor. Eğer bu sezon Fenerbahçe'nin bu anlamda hem havada, hava olarak hem puan olarak önüne geçmek istiyorsa, nitekim istedikleri de aşikar. O yüzden ben transfer döneminin Galatasaray açısından başlayacak olan gürültüsüyle beraber, başlaması gereken gürültüsüyle beraber aslında Şubat'ın o ilk haftasına, yani transfer döneminin son haftasına kadar çok daha heyecanlı, aksiyonu bol bir transfer dönemi yaşamamız gerektiğini, yaşayacağımızı öngördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Galatasaray'ın da topa girmesiyle aslında Süper Lig'deki transfer alevi biraz daha ateşlenecek gibi duruyor. Bununla birlikte tabii İsimlerimiz? Tabii isimler de var. Yani Paşaliç bu anlamda yani bu yangını belki de ateşleyebilecek karakterde, büyüklükte bir isim. Dayıçi Kamada yine son derece son günlerde sesi duyulan ve girişimler olduğunu da bildiğimiz, duyduğumuz bir isim. Bu noktada yani Galatasaray açısından bu isimlerin ben seviyesinin de
artarak yükselmesini, yükselme ihtimalinde yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Ama şu ana kadar çok net, yani Fenerbahçe kadar böyle masaya koyduğumuzda somut şeyler konuşamıyoruz Galatasaray özelinde. Tabii Galatasaray'ın olmazsa olmazı bir de 8 numara. Bu konuda da en güçlü aday Arsenal'dan Jorginho sanırım. Doğru mu? Bu konuyla alakalı bir bilgi var mı? Jorginho aslında Galatasaray için sezon başı da gündeme gelen ama maliyet olarak çok yükseklerde gezen bir oyuncuydu. Nitekim işte devre arasının gelmesiyle beraber daha olabilir. Hani biraz da Fenerbahçe'nin kurun iç hamlesi gibi sezon başı Fenerbahçe için daha ulaşılması zor bir hedefti. Ama devre arası geldiğinde çok daha Fenerbahçe adına iplerin eline geçtiği bir süreci izledik. Galatasaray'da da benzer bir süreç yaşanabilir. Yani Krunić örneğinden yola çıkacak olursak sezon başı isteniyordu. Okan Hoca'nın da çok beğendiği, çok istediği bir oyuncu olduğunu doğrudan biliyorum. Oyuncunun da bu noktada hani sezonun ilk yarısını istediği gibi geçirememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça arttırdı. Galatasaray'da yani ki yapılacak böyle bir Jorginho hamlesi bu saydığımız ve bu söylediğimiz ortamı biraz olsun lehine çevirebilmek adına da çok önemli bir başlangıç olacaktır. Tabii belki hatta bir Fred etkisi olabilir. Çünkü Galatasaray Fred'i de sezon başında çok istemişti. Tabii şuna da değinmek istiyorum. Galatasaray'da da bir mali problem olduğu konuşuluyor. Ki bu da aşikar aslında. Kulüpte ödemeler biraz gecikti. Son anda o kriz aslında bir yandan çözüldü. Çünkü ödemeler yapıldı. Ancak bir mali kriz var. Bu doğrultuda transferin de önünün açılması için Galatasaray'dan gönderilecek isimlerin de büyük bir önem arz ediyor. Sen söylediniz zaten. Zaha ve Tete çok istenilen verim alınamadı. Zaha ve Tete'nin satılma ihtimali var. Bununla birlikte işte stoperler Nelson, Abdülkerim, Davinson Sanchez'e inanılmaz bir ilgi var Avrupa'dan. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'ın 3 stoperine inanılmaz bir ilgi var. Sağ bek Sacha Boey, ona zaten Bayern Münih gibi çok büyük takımlar, United gibi çok büyük takımlar talip. Galatasaray'da peki gidecekler konusunda bir bilgin var mı? Ndombele'nin fesih görüşmeleri vardı. Son dönemdeki çıkışıyla belki o iptal olabilir. Genel olarak Galatasaray'a gönderecek. Zaten Galatasaray'ın senin de vurguladığın bu fırsatı kesinlikle kullanması gerekiyor. Mecburi de aslında bir ortam var. Yani evet Sacha Boey takımın en önemli isimlerinden bir tanesi ama belki de bu anlamda Galatasaray'ın hamle gücünü arttırabilecek, çok farklı seçenekleri gerçekleştirmesini sağlayabilecek de çok büyük bir değer. Çok ciddi ilgiler var. Yani Galatasaray'ın rekor bonservisler elde edebileceği fırsatlar önünde duruyor. Ben bunlardan en azından bir tanesini, Abdülkerim olmasa da Sanchez, Nelson olmasa da ama ben Sacha Boey'la alakalı böyle bir bunu kesinlikle bilgi olarak söylemek istemiyorum. Çünkü konuşulan şeyler hepimizin takip etmeye çalıştığı şeyler ama futbola dair işte tecrübelerimize, öngörülerimize, transfer dönemlerinde yaşananlardan çıkarımlarımıza yönelik olarak ben Sacha Boey satışının Galatasaray'ın elini hem maddi anlamda çok ciddi şekilde güçlendireceğini hem de çok farklı opsiyonları da oradan gelecek bonservis bedeliyle beraber değerlendirebileceğini düşünüyorum. Evet taraftar şu an Sacha Boey satılmasın diyebilir ama Sacha Boey'u sattığınızda onun yerine yapacağınız hamlelerle beraber Sacha Boey'un sesi kimsenin aklına gelmez. Futbolda bu böyledir yani hiç yeri dolmayacak kimse yoktur. Yerini doldurduğunuz isimlerle doğru orantılıdır bu süreç. Galatasaray adına da tabii ki bu saydığımız hamleleri yapabilmesi, bu psikolojik üstünlüğü önüne geçemese de dengeleyebilmesi adına belki de böylesine bir hamleye mutlaka ihtiyacı olacak. Ben açıkçası Abdülkerim'in Euro 2024 ile beraber üzerine çok daha büyük değerler katabileceği görüşündeyim. Yani belki de Türk futbol tarihinin en yüksek bonservislerinden bir tanesini ülkemize sokabilir. O yüzden şu an mantıklı görünen şeyin yabancı bir oyuncu satışından geçtiğini düşünüyorum. Ona da en yakın olan ismin Sacha Boey olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani Galatasaray aslında bonservis kazanabileceği isimleri kadrosunda bulunduran bir takım ve buradan da bir transfer bekliyorsun aslında gönderilecek isimlerden. Bu gelecek kaynakta transfere yine kullanılacaktır deyip Beşiktaş'a topu atmak istiyorum. Beşiktaş'ta bir Fernando Santos yönetimiyle yeni bir sayfa açıldı. Bununla birlikte de Santos'u da aslında bir transfer olarak görebiliriz belki. Aynı zamanda Adana Demirspor'dan da Svensson kadroya katıldı. Beşiktaş'taki transfer sürecini nasıl değerlendirirsin? Yeni gelecek isimler olacak mı? Gönderilecek isimler olacak mı? Nasıl değerlendirirsin? Çünkü burada Abubakar ismi çok konuşuluyor gönderilecek isimler konusunda. Abubakar gittiği takdirde bir tane forvet bekleniyordur mutlaka. Bu gelişmeleri senden alalım abi. Beşiktaş'ta yeni heyecanlar
olmak zorunda. Çünkü o takımdaki negatif hava Fernando Santos'un gelişiyle dağıldı. Evet. Yani Fernando Santos'un tecrübesi bu havayı en azından belli bir süre pansuman edebilmek adına yeterli oldu. Ama bu hava yani ülkemizde her hoca değişikliğinde, yani Fernando Santos değil, onun Beşiktaş'ın başına Hikmet Karaman da gelseydi Beşiktaş bir kıpırdayacaktı zaten. Bu havayı daha uzun süreli şekilde döndürebilmek tamamen kadro planlamasından geçiyor. O yüzden de deyim yerindeyse harıl harıl bir çalışma var siyah beyazlılarda. Svensson hamlesi gerçekleşti. Bana göre iyi bir hamle ama doyurucu bir hamle değil. Yani bu havayı dağıtabilecek bir hamle değil. O yüzden siyah beyazlılarda bu noktada hem şimdi yönetim, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar çok büyük ikilemler yaşıyorlar. Bir taraftan yani ligi bilen, doğrudan geldiği gibi katkı sağlayabilecek isimler üzerinde durmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da hem o takımdaki işte lider karakterini ortaya koyabilecek, işte gelişiyle sosyal medyada da yankı uyandırabilecek, havayı değiştirebilecek isim üzerinde çalışıyorlar. Onlardan bir tanesi Bakasetas'tı. Aslında bu tanımların hepsine uyan bir isimdi ama Bakasetas tercihini Fatih Terim'den yana kullandı. O yüzden o transferde herhangi bir gelişme olmayacak. Az önce Fenerbahçe gündemini anlatırken Lincoln ismini söyledik. Bir gelişme olabilir. Dediğim gibi henüz somut bir şey yok ama bu noktada bir en azından masada bir fikir var. Gündem var. Masada bir gündem var. Onu zaten doğrudan haber olarak vermek istedim. Beşiktaş için de son derece yoğun bir dönem bizi bekliyor ama diğer yandan da ortaya koyabildiğimiz somut bir şey var mı neticesinde? Bir şey yok çünkü hala yani Afrika Kupası'na gidenler, hala sakatlar, evet, hala sözleşmesi yenilenmesini bekleyen yerli oyuncularla ilgili belirsizlikler, bununla beraber yolların ayrılması planlanan oyuncular, satışı beklenen oyuncular, satışı için menajerlere verilen yetkilerden gelecek cevaplar, bunların hepsi Beşiktaş'taki aslında belki de 3 aylık bir periyodun bir aya sıkıştırılmış versiyonunu izletecek bize. Bu bir aya sıkıştırılması demek yani bir hız gerektiriyor. Evet. Hız varsa ortada her zaman risk vardır. Beşiktaş hızlı olması gereken riskli bir süreç içerisinde. Bu süreçte eminim ki Samet Hoca, Samet Aybaba uyku uyuyamıyordur yani. Açıkçası ben burada biraz Fernando Santos hamlesini mesela nasıl kimseye duyurmadan, sızdırmadan getirdilerse transferde de böyle bir başarıydı iki, bu kesinlikle. Bir iki sürprizin de bu şekilde hani adını anmadığımız bir iki ismin de Beşiktaş'a gelebileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'u konuşmak istiyorum. Trabzonspor'da da Abdullah Avcı ile aslında şampiyon olunmadan bir önceki sezonki vibe'ı veriyor bana biraz Trabzonspor. Yine bir toparlanma hamlesi, çok oyuna etki etmeden skoru biraz daha alarak ilerleyen, bununla birlikte yeni sezonun kadro yapılanmasını düşünen bir Trabzonspor var. Sen Trabzonspor'un transfer çalışmaları hakkında neler söylersin? Yani Abdullah Hoca transfer dönemine daha girmeden önce yönetimle yaptığı görüşmede istediği yani gidecek, gelecek vesaire değil. Tek bir madde vardı Abdullah Avcı'nın önünde. Bakasetas meselesi çözülsün. Yani kalıyorsa kalsın, sözleşmesi uzatılsın. Gidecekse, sözleşmeyi uzatmayı kabul etmiyorsa şimdi gitsin. Devre evet, arasında yani satışı gerçekleşsin. Kulübe cüz'i bir miktar nakit girecekse girsin. Ama hani Bakasetas'la alakalı durum çözülsün. Çünkü merkezde olan bir oyuncu, belki de Abdullah Avcı'nın geleceğe dair inşa edeceği tüm oyunun planlamasını belirleyecek bir unsur olması burada en önemli faktördü. Tabii ki Bakasetas meselesi gördüğümüz kadarıyla çözüldü, çözülüyor. Şimdi Trabzonspor'da... Bölüyorum. Az önce Bakasetas tercihini Fatih Terim'den yana kullandı dedin abi. Bu transferle alakalı biraz daha detay verebilir misin? Panathinaikos'a imzası kesin mi artık yani? Yani Bakasetas'ın önünde çok farklı seçenekler vardı. Bunun içerisinde İngiltere dahil olmak üzere, bunun içerisinde ülkesi Yunanistan'dan farklı tercihler olmak üzere, bunun içerisinde yine Türkiye'den çok daha farklı seçenekler olmak üzere. Bakasetas ama ülkesinden yana kullanıyor bu tercihi. Edindiğimiz bilgi tamamen bu doğrultuda. Tabii Fatih Terim etkisi de vardır. Etkisi de bu noktada çok önemli ki hocanın gelişi de nitekim Panathinaikos'a son derece hava olumlu getirdi. Şampiyonluk yolunda yürüyorlar. Bakasetas da yani kariyerine bir şampiyonluk daha ekleme noktasında böyle bir tercih yaptı diyebiliriz. Onun adına da aslına bakarsan çok da mantıksız değil, görünmüyor. Yani çünkü Türkiye kapısı onun için bir sonraki sezonda yine
açık ve aktif yani. Evet. Çünkü kendisine son derece iyi bakan, son derece kaliteli çalışan, oyuna karakter katan, takıma karakter katan bir oyuncu. O yüzden Trabzonspor'da artık tamamen Bakasetas'ın o denklemden çıkmasıyla beraber yapılacak olan takviyelere gözler çevrildi. Ama Trabzonspor'un bir acelesi yok. Trabzonspor'un kolladığı fırsat transfer hedefleri söz konusu. Çünkü asıl planlamayı Abdullah Avcı bu 4 aylık süre içerisinde yapacak. O beğendiği oyuncularla gelecek ilgili çalışmalar şimdiden başlayacak ve yaz döneminde belki de o ilk transfer sezonundaki gibi ana isimlerin, ana karakterlerin ilk kampa yetiştirileceği bir politika hedefleniyor. Şu an acelesi var mı? Yok. Ama yine de doğrudan gelecek sezondaki Abdullah Avcı'nın kafasındaki oyun planını uygulayabileceği karakterde oyuncular ortaya çıkarsa böyle bir hamle görebiliriz. Onuachu kalmayacağı kesin bir oyuncu. Evet. Kalma ihtimali yok yani. O yüzden Trabzonspor'un bu noktada bir forvet hamlesi olabilir, görebiliriz. Bu noktada hatta yani sürpriz hamleler de görebiliriz. Belki bir sonraki transfer programında daha olgunlaştırabileceğimiz bazı şeyler, bazı doneler verebiliriz. Ama şimdilik Trabzonspor için en azından ana hatlarıyla fotoğrafı bu şekilde çekebiliriz. Son olarak Trabzonspor'da tabii taraftarın en çok merak ettiği ismi sormak istiyorum. Vakayeme. Geri dönecek mi? Yani geri dönecek Vakayeme. Bitti diyebiliriz artık. Yani herhangi bir sorun kalmadı. Trabzonspor'un açıklayacağı belki bu noktada ilk transfer olacak. Gitmeseydi diyebiliyorum ben sadece. Muhtemelen yani Trabzonsporlular da aynı şeyi söylüyordur. Yani madem dönecekti, madem şu anda hala iş yapabilecek seviyede, neden geçen sezon Vakayemesiz kayboldu? Yani Vakayeme her zaman anahtar oyunculardan bir tanesi. Seviyor yani Vakayeme'yi izlediğinizde zevk alıyoruz, keyif alıyoruz, haz çünkü alıyoruz. Çünkü onun zevk aldığını görüyoruz. Yani evet, orada adam eksiltmekten, orada işte içeri kat etmekten, taraftarın gözüne hoş görünecek şirin hareketlerden zevk aldığını görüyoruz. Ki Trabzonspor taraftarı hani bu tarz karakterleri çok daha fazla sever. Geçmişten Yattara bugüne yani Yattara örneği hiçbir zaman tarih boyunca unutulmayacak bir karakterdir. Bunun yanı sıra yine bunun yerli versiyonları da yani Barış Memiş bile ilk çıktığı zaman işte Trabzonspor taraftarlarının taptığı bir oyuncuydu. Trabzonspor taraftarı futbolun niye yani dikine futbol derler? Çünkü heyecanı severler. Niye bu tarz karakterdeki oyuncuları severler? O heyecanı değer katan oyunculardır. Vakayeme de bu anlamda belki Abdullah Avcı gibi oyunun her anını planlamaya çalışan teknik adamlar için zaman zaman o planı uygulamakta zorluk verse de ama bunu sonuca yansıttığı için de her zaman kabul gören oyunculardır. O yüzden Vakayeme transferi Trabzonspor için ilk hamle olacaktır. Tabii ki yaşı ilerledi, ilerliyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleniyorsa gelecek sezon üstüne bir yaş daha koymuş bir Vakayeme izleyeceğiz. Bu noktada belki Trabzonspor için gelecek sezon kurulacak kadronun çok önemli bir hücum alternatifi olacak. Yani Vakayeme tarzında bir oyuncu gelecek sezon size her türlü çok üst düzey bir 30 dakika çıkarabilir. 60 dakika yıprattığınız rakibi doğrudan bitirecek bir hamle olabilir. Ben Vakayeme'ye hiçbir zaman olumsuz bakmadım. Hiçbir zaman bakmayacağım da bence Türk futbolunun içerisinde Trabzonspor maçları izlerken bize keyif verecek oyunculardan bir tanesi. Tabii modern futbolun gelişmesiyle bu kadar içe dışa çalım atanlar, bilek hareketleriyle bu kadar göze hoş gelen futbolu oynayanlar kalmadı. Bir yandan da ben Vakayeme'nin ya da Vakayeme tarzı oyuncuların bu nedenle de şu anda çok değer gördüğünü aslında düşünüyorum. Kesinlikle. Bununla birlikte Anadolu'ya da geçmek istiyorum. Çünkü Anadolu'nun nabzı aslında sende atıyor abi. Adana Demirspor'dan başlamak istiyorum. Adana Demirspor'da öncelikle çok ayrılan isimler oldu. Gerçekten yıldızlarıyla yolları ayırdılar. Sezon başında kurulan kadroyla şu anki kadro arasında gerçi ciddi bir fark var. Adana Demirspor'da neler oluyor? Aynı zamanda gelecek oyuncular, gidecek oyuncular hakkında bir bilgin var mı? Adana Demirspor'da ayrılıklar devam edecek. Bir kere bunu söyleyelim. Yani farklı bir planlama gerçekleşti devre arasında. Belki de böyle bir planlama istendiği için böyle bir süreç yaşandı diyebiliriz. Ama en sıcak gelişmeyi şöyle aktarabiliriz. Yusuf Sarı ile ilgili de bir satış gerçekleşmesini bekliyorum. Bu satışın yurt içinde değil, yurt dışına olmasını bekliyorum. Hatta Fransa'dan çok ciddi talipleri var. Ve iki tane çok ciddi şekilde Yusuf'u isteyen, çok ciddi de bonservis bedelleriyle Adana Demirspor'un kapısını çalan takım var. İkisinden bir tanesinin ben Yusuf Sarı transferini Adana Demirspor'a çok ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak gerçekleşmesini bekliyorum. Bunun dışında yine şu anki mevcut
mevcut 11'in önemli isimlerinden bir tanesinin daha satışının gerçekleşme ihtimali yüksek. Şu an dediğim gibi henüz olgunlaşmadığı için onu da paylaşmayalım ama Adana Demirspor'da ayrılıklar devam edecek. Bir taraftan takviyeler de olacak. Evet. Zaten yeni bir takviye gerçekleşti Tunus'tan bir oyuncuyla. Daha çok genç, gelecek vadeden potansiyel oyunculara yönelen bir Adana Demirspor izliyoruz ama sezonun ikinci yarısında o işte bize 1,5 senedir çok güzel şeyler izleten Adana Demirspor'dan biraz uzak kalacağız gibi duruyor. Yani şu anki tablo en net şekilde onu gösteriyor. Tabii Anadolu'da transfer süreci hareketli. Çünkü genelde Anadolu takımları özelinde sezon ikinci yarıda başlar. Hedeflerin evet. daha çok şekillendiği düşmeye mi oynayacağız, Avrupa'yı mı kovalayacağız, Türkiye Kupası'na mı odaklanacağızın resminin ortaya çıktığı dönemlerdir sezonun ikinci yarıları. O yüzden yapılan takviyeler de bu noktada daha belirleyici olur. Sivasspor'da mesela önemli oyuncular ayrıldı. Bülent Uygun'un en az 6-7 transfer takviyesi istediğini biliyoruz. Konyaspor'da Omerovic takımın başına getirildi. Hoca istemese de zaten takım bana en az 7-8 takviye yapmanız lazım diye bas bas bağırıyor ki 3-4 tane takviye kesin olarak yapılacak. Zaten bu noktada çalışmalar da başladı. İstanbulspor'da bir hoca değişikliği yaşanacak. Bunun haberini dün vermiştim. Henüz resmi açıklama gelmedi. Hakan Yakın'la yollar ayrılıyor. Yerine çok ama çok yüksek ihtimalle Osman Zeki Korkmaz gelecek. Takımı Süper Lig'e taşıyan evet. hoca. Belki bu sezona düştü gözüyle bakılıyor ama en azından Osman Zeki Korkmaz yönetiminde geri gelecek oluşumun da ortaya çıkacağı bir organizasyon sağlanabilir. Bu yönde bir planlama var ve bunun kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasını bekliyorum. Antalyaspor'da JSK'nin ayrılığının ardından zaten takviye ihtiyacı Sergen Yalçın tarafından da ortaya çıktı ve bu noktada çalışmalar söz konusu. Yani Anadolu takımları için genelde transfer dönemlerinin zaten başı değil sonu her zaman hareketli geçer maliyetler açısından. Çünkü doğrudan transfer açıldığı anda maliyetleri karşılayabilecek güçleri olmadığı için biraz daha indirimli sezonu beklerler. O yüzden ben transfer sezonunun özellikle 20 Ocak'tan sonraki kısmında Anadolu'da imza sayılarının, imza haberlerinin çok daha fazlasıyla geleceğini bekliyorum. Son olarak çok doyurucu bir yayın oldu bence ama Samsunspor'u da sormak istiyorum. Transfer yasağını ertelediler, ötelediler. Ve başkanın da bir iki açıklaması vardı aslında Samsun yerel basında. Fenerbahçe'den Kent'i istediklerini, King'i istediklerini, aynı zamanda Vakayeme ile görüştüklerini açıkladı. Samsun'da bir böyle büyük isimlerle anlaşmalar olabilir mi? Yani Yüksel Yıldırım popülariteyi seven bir evet. başkan. Ve takıma da bu anlamda katkı sağlamak istiyor. Çünkü Marcus Gisdol tercihi tuttu. Her ne kadar riskli bir tercih olarak görünse de bunun meyvesini aldı. Şu an başkan şunu görüyor. Yani bu takıma doğrudan seviye atlatacak her anlamda taraftarı, tribünü hareketlendirecek, saha içinde takımın kalitesini doğrudan %20-%30 arttırabilecek seviyede bir iki takviye yaparsa Samsunspor için mucize gibi görünen ligde kalma hikayesi belki de rahat bir şekilde gerçekleşebilecek. O yüzden Yüksel Başkan'ın imkanları doğrultusunda ben kaba tabirle söylüyorum elini cebine atacağını düşünüyorum. Bu noktada bahsettiğin isimleri kadrosuna katabilmesi zor. Yani şu anda Anadolu takımlarının büyük takımlardan oyuncu kadrosuna katabilmesi bence devre arası için çok zor. Yani Ankara Gücü özelinde evet. de konuştuk bunu. Samsunspor için de durum aynı. Çünkü o oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray kadroları içerisinde bu yarışın içerisinde olmak istiyorlar. Bu mümkün görünmüyor ama bu noktada belki dışarıdan belki yabancı hamleler Samsunspor'a gelecektir. Ben Samsunspor'un devre arasını sükseli bir şekilde geçirmesini bekliyorum. Somut isim var mı dersen başkan da bu noktada zaten söyleyemedi. Yani Tanju evet. Çolak gibi dedi. İşte Serkan Aykut gibi dedi. Onlar gibilerini bulmak bu arada pek kolay değil. Samsun özelinde ama Samsun içinde hareketli bir transfer dönemi göreceğiz gibi duruyor. Benim soracaklarım bu kadardı abi. Sen de zaten genel olarak tüm takımlara değinmeye çalıştın. Dediğim gibi az önce de doyurucu bir yayın oldu. Eklemek istediğin son bir şeyler var mı? Benim için de seninle her zaman yayın yapmak büyük keyif. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Fanatik'te bugün transfer dönemini konuştuk. Gelen oyuncuları, gidecek oyuncuları, giden oyuncuları konuştuk. Fanatik Gazetesi Editörü Ömer Necat Albayrak bizimle birlikteydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.